Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Bugün sizlerle 2022 yılında yengeç burçlarını neler bekliyor bunu konuşacağız. Acaba aşk hayatınız nasıl olacak? Çocuk olacak mı? Ya da kariyer nasıl olacak? Hep birlikte bunlara bakacağız. Ama lütfen öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yengeç burçları için güzel bir haberim var. 2022 yılında özellikle ebeveyn olmayı düşünen yengeçler varsa bu sene şanslı etkiler aldıklarını söyleyebilirim. Bazı yengeçler için enteresan bir zaman dilimi Ocak ayı. Çünkü Venüs karşıt burçları Oğlak'ta geri gidiyor. Bu ne demek? Eski sevgililer, eski aşklar karşılarına çıkabilir. Hatta tekrar eski birliktelikler canlanabilir anlamına geliyor. Bu tabii bazı yengeçlerde şok etkisi yaratmış olabilir ama bunların uzun ömürlü kalıcı olup olmayacağını zaman gösterecek. Venüs retrosuyla gelen bir ilişkinin çok uzun süreli olmama ihtimali her zaman bulunuyor. Şimdi ben niye yengeç burçları için böyle güzel bir haber verdim? Çünkü Ay ve Güneş tutulmaları Akrep ve Boğa burcunda olacak. Dolayısıyla yengecin çocuk evi tetikleniyor. Aynı zamanda geleceğe ait projeleri, bağlı olduğu gruplar, hayallerini gerçekleştirmek yönünde atacak adımlar destekleniyor olacak. Yengeçleri aslında keyifli bir yılın beklediğini söyleyebiliriz. Ancak tabii bu keyfi bozan minik bir faktör var. Bu da Satürn'ün Kova burcundaki seyri. Satürn 2021 yılında da Kova'daydı. Yine Kova'da olacak. Bu da mal paylaşımlarında, ortak paylaşımlarda, miras gibi konularda, kredi başvurularında, borç alıp verme konularında biraz sorunlarla karşılaşabileceğini gösteriyor yengeçlerin. Özellikle yaz aylarına, sonbaharın ilk iki ayına dikkat diyorum. 16 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir ay tutulmamız var. Akrep Burcu'ndaki tutulma özellikle bu ebeveyn olmak isteyen yengeçler için yine önemli etkiler taşıyor. Bu takip eden haftalar ve günler önemli o yüzden. Temmuz'un ikinci yarısından itibaren yengeçler daha sosyal olabilir, daha dışa dönük olabilirler. Çekicilikleri daha fazla artabilir gibi gözüküyor. Eylül'ün ikinci haftasından itibaren ise kısa yolculuklardan fayda sağlayabilecekleri, yakın çevrelerinden fayda görebilecekleri, aynı zamanda yine yakın kardeş kuzen gibi yakın akrabalarla ilgili sevindirici haberler alabilecekleri gelişmeler yaşıyor olacaklar. Bunun yanı sıra Ekim ayındaki olumlu gelişmeler daha çok gayrimenkul konularıyla ilgili. Ev alıp satabilirler, kazanç sağlayabilirler, evlerini kiraya verebilirler. Bu konuda güzel gelişmeler onları bekliyor olacak. Tüm yengeçlere çok güzel bir 2022 yılı diliyorum. Hoşça kalın diyorum.